var mıydı hanımefendi? Evet, öyle bir şey vardı. Fakat her ikimiz, bakınız buna mani olan ne? Enteresan tarafı burada. Buna ne mani oldu? Toplumun aşkı, toplumsal aşk. Bu yüzden ben Berlin'e gideceğim, sesim var mesela. Kendisi dedi ki bana, dünyada 5 kişiye iyilik ettimse bunlardan biri de sensin dedi. Sesin çok güzel, Berlin'e git dedi. Benden evlenecekken topluma doğru, topluma yöneldi. Benim yükselmemi istedi. O gerçekten de ilklerin kadını. Tabii bunların hepsini yapmak söylendiği kadar kolay olmamış. Ben kaderimi yaşadığım haksızlıklara rağmen hep hoş karşıladım. Sanatımla baş başa mutlu oldum. Çünkü beni sanattan başka hiçbir şey ilgilendirmiyordu, diye özetliyor aslında yaşamını Semiha Berksoy. Tüm yaşamı gösteriyor ki onu gerçekten sanattan başka hiçbir şey ilgilendirmemiş. Semiha 24 Mayıs 1910'da İstanbul Çengelköy'de Fatma Saime ve Ziya Cenap Berksoy çiftinin kızları olarak dünyaya geldi. Fatma Saime Hanım heykeltıraş ve ressam, Ziya Cenap Bey ise maliye katipliğinin yanında pek güzel sesi olan bir şairdi. Semiha böylesine sanat dolu, kültürlü bir ailenin içinde büyüyecek, sanatın her bir koluna bir başka aşk beslemeden edemeyecekti. Annesi Fatma Saime Hanım ona jest ve mimiklerle şiir okumasını, şarkı söylemesini, resim yapmasını öğretmeye başladığında Semiha henüz 4 yaşında bir çocuktu. Çakmak çakmak gözleriyle gerçek yeteneğini ortaya koyuyordu. Yıllar sonra ailesinin bu yaklaşımını anarken şöyle diyecekti: "Bende sanatla ilgili ne varsa annemle babamdan aldım. Haksız değildi. Annesi de, babası da çok yetenekliydi ve ortaya da katmerli bir yetenek çıkıyordu işte. Kalemi de oldukça kuvvetliydi. İlk hikayelerini ilkokul sıralarında yazmaya başladı. Bir yandan da bu hikayeleri resimleriyle süslemeden edemiyordu. Sürekli bir sanatsal işle meşguldü. Hikaye yazmak yetmiyor, resim de çiziyordu. Bunlar da yoksa şiirler okuyordu ya da kendi kendine operalar söylüyordu. Daha küçücük bir çocukken davudi sesi haliyle dikkatleri cezbetmişti. Günler sanatla dolu geçiyordu. Semiha bir yandan da başarılı bir öğrenciydi. İlkokulun ardından başladığı Kadıköy Ortaokulu'nu da birincilikle bitirdi. Şimdi sıra lise eğitimindeydi. Ama bir bilgi çalınmıştı kulağına. İstanbul Kız Lisesi'nin yakınına bir konservatuvar açılıyordu. Öyleyse mutlaka bu liseye kaydolmalı, böylece yakınındaki konservatuvara da gitmeliydi. Gidecekti de. Ancak Ziya Cenap Bey, kızının konservatuvarı bırakması için bir mektup yazdı. Semiha 18 yaşındaydı. Söz konusu sanat olduğunda özellikle kararlılığını bildirmenin bir yolunu buluyordu. Bu mektuba verdiği cevapta sanattan asla vazgeçmeyeceğini şöyle anlatıyordu: "Benim ruhumu sürükleyen, bende alev haline gelen bir şey var. O da sanat aşkıdır, bunu bilesiniz. Ölsem de mezarımda selvi ağaçları söyler." Resim üzerine tek eğitimi annesinden öğrendikleriydi. Bugüne dek yaptığı resimleri ondan öğrendikleriyle yaptı. Ancak şimdi daha fazlasını istiyordu. 1929'da yaptığı ne kadar resim varsa topladı ve Güzel Sanatlar Akademisi'nin yolunu tuttu. Resimleri öyle çok beğenildi ki Semiha bu okula tam burslu başladı. Güzel Sanatlar Akademisi'nde Namık İsmail Atölyesi'nde resim eğitimi aldı. Ömrü boyunca sanatın pek çok dalıyla ilgilenecekti. Ama resimden hiç vazgeçmedi. Resim yapmadan duramayacağını, resim yapmayı yemek yemek kadar elzem gördüğünü sürekli dile getiriyordu. Hiçbir akımın etkisi altında kalmadan, avantgard tarz olarak tanımlanan modern resimler yapacaktı.
Darül Bedai'deki tiyatro eğitiminden sonra Semiha, sesini eğitmenin peşine düştü. Tabii önce bir hocaya sesini dinletmeliydi. Bu kişi, konservatuardaki o dönemdeki adıyla Darül Elhan'daki ilk şan hocası, soprano Nimet Vahit Hanım'dan başkası değildi. Sonrasını Semiha, yıllar sonra kendi cümlesiyle şöyle söyleyecekti. Nimet Vahit Hanım'ın şan sınıfında benim ruhumu sürükleyen, bende alev haline gelen o sanat aşkıyla derslere başladım. Ankara Devlet Konservatuarı bir sınav açtı ve Semiha bu sınavı kazanarak devlet bursuyla Berlin Yüksek Müzik Akademisi opera bölümünde eğitime gönderildi. Hiç Almanca bilmiyordu ama sesi oldukça ilgi çekmişti. Hatta sesiyle ünlüydü denebilirdi. Öğrenciliği hala devam ederken 22 Haziran 1939'da Richard Strauss'un 75. doğum yılı festivalinde Berlin Akademisi Eski Apollon Operası'nda Ariadne rolüyle sahnedeydi. Okulu birincilikle bitirdiğinde aynı zamanda Avrupa'da opera sahnesine çıkan ilk Türk soprano unvanını da almıştı. Semiha'nın 1934'te başrolünde oynadığı ilk Türk operası Özsoy, Atatürk'ün emriyle sahnelenmişti. Semiha, Atatürk'le karşılaştığı, tanıştığı o anı şöyle anlatıyordu. 1934 yılında ilk Türk operası olan Özsoy'u prova ettiğimiz bir gün, Atatürk'ün gelip provayı izleyeceği haberini verdiler. Gazi geldi ve locasından provayı seyretti. Hepimiz heyecanlıydık. Oyun bitince "Bravo!" diye bağırdı. Gece Çankaya Köşkü'ne davet etti beni. Ben 24 yaşında heyecandan korkuyor ve tir tir titriyordum. Köşke gittiğimizde Gazi İnönü'yle bilardo oynuyordu. Sarışın, heybetli, çok yakışıklı bir insandı Atatürk. Bana hangi okulda okuduğumu sorup şarkılarımı okumamı istedi. Ben de Madame Butterfly operasından bir arya okumak istediğimi belirttim. Hemen emir verdi, piyanoyu ve ses alma cihazını açtırdı. Sesimi plağa çektiler. Semiha, Nazım'a önce kitaplarından tanıyıp aşık oldu. Bu güçlü bir hayranlıktı. Gerçek hayattaysa Nazım'ın Kafatası piyesinin sahnelenmesi çalışmaları sırasında karşılaştılar. Semiha bir tiyatro öğrencisiydi. Nazım'ınsa yıldızının yeni yeni parladığı zamanlardı. Birbirlerine duydukları her şeyi karşılayan duyguda en çok birbirlerinin sanatlarına hayrandılar. Bu hayranlık zamanla aralarında doğacak ilişkinin en önemli varlık kanıtıydı. Semiha, Nazım'la arasındaki aşkı şöyle açıklıyordu. Nazım Hikmet'le aramızdaki aşk çok derin ve platonik bir aşktı. Bana, sesime ve kabiliyetime tutkundu, hayrandı bana. Nazım'ı hayatı boyunca kalbinin bir köşesinde saklayacaktı. Saklamalıydı. Çünkü bu ilişki bitecekti. Ayrılıkları oldukça kederli sahneler içeriyordu. Semiha'nın 1936'daki kazandığı bursla Berlin'e gitmesi elbette kariyeri için mükemmel bir şeydi. Ancak bu bir yandan da ayrılık anlamına geliyordu. Kazandığı bursu Nazım'a haber verdi ve Berlin'e gitmek istediğini ekledi. Nazım aşık bir erkek olarak ilk tepkisini gitmesini istemediği yönünde verse de bir yandan da Semiha'nın kariyerini engellemeye gönlü razı gelmezdi. Semiha, başarıdan başarıya koşmak için Berlin'e gitti. Nazım ise bir yıl sonra cezaevine girecekti. Ayrılsalar da bağlarını koparmadılar. Nazım, Semiha'yı hep o Türk kadın sesinin pırlantasıdır diye tanımladı. Yıllarca birbirlerine her fırsatta mektup yazdılar. Aşkları, arkadaşlıkları,
pek çok şeyi barındıran bu mektuplar, yıllar sonra Nazım Hikmet ve Tosçası Semiha Berksoy adıyla kitap oldu. Fikret Mualla, değeri çok sonradan anlaşılan bir dahi ressamdı. Semiha ile yolları 1930'larda kesişti. Ancak dostlukları sadece mektupla sürebilecekti. Çünkü Fikret Mualla, hiç dönmemecisine İkinci Dünya Savaşı öncesinde Fransa'ya gitmişti. Birbirlerine sadece mektup yazmıyor, resimler, desenler de yolluyorlardı. Daha sonra bu dostluğa verdiği kıymet ve dostuna duyduğu derin sevgiyle her şeyi toparladı ve yayına hazır hale getirip kızı Zeliha'ya emanet etti. Hatta bu bir mirastı. İki Aykırı'nın Mektupları adıyla kitaplaştı. Onun sanata olan bakışı, onu yaşamının bir parçası haline getirip icra edişi, dünya çapında büyük bir hayranlıkla karşılandı. Sesi, resimleri, kalemi, her şeyiyle. Kaç yaşına gelirse gelsin, üretmekten hiç vazgeçmedi. Bu ruhi bir mesele ve bu aşk, merak beni genç ve enerjik tutuyor. Çünkü beni sevindiriyor. Aşık olmak da insanı sevindirir, diyordu. Sanattan başka bir uğraşı olmayan, gününü sanatla şenlendiren Semiha Berksoy, 15 Ağustos 2004'te 94 yaşında hayata veda etti. İlklerin kadını olarak anılan, sanatı kalpten yaşayarak icra eden, hiç vazgeçmeden hep üreten bir Semiha Berksoy geçti bu dünyadan.